Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı, kivili ve jöleli, inanılmaz lezzetli, şahane bir borcam pastası yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle pastamızın ıspanak püresini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 150 gram yani bir demet diyebilirim ıspanağa ihtiyacımız var. Ispanakların sap kısımlarını keserek ayırdım ve güzelce yıkadım. Şimdi ıspanakları uygun bir tencereye elimle gelişigüzel parçalayarak koyuyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve şimdi ıspanakları sadece 1-2 dakika biraz yumuşayana kadar pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve ıspanakları videoda gördüğünüz gibi biraz yumuşayana kadar 1-2 dakika pişirdim ve ıspanaklar yumuşar yumuşamaz hemen altını kapatıyorum. Daha sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ıspanakları püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçirdim. Pastamız için tam 1 su bardağı ıspanak püresine ihtiyacımız var. Şimdi püreyi bir bardağa alıyorum ve gördüğünüz gibi tam 1 su bardağı ıspanak püremiz oldu. Bu arada ıspanak püresini bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Evet, ıspanak püremiz hazır. Şimdi soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, ıspanak püresi bir kenarda soğurken biz de bu arada pastamızın muhallebisini pişirelim. Bunun için uygun bir tencereye 2 tepeleme yemek kaşığı un ve 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum. Ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorum. Aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı da sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişiriyorum. Ve muhallebimiz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladığı esnada içine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yine sürekli karıştırarak yağ içinde eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra altını kapatıyorum ve bir paket vanilya ekleyerek yine çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve vanilya ile beraber güzelce karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve kabuk tutmasını önlemek için çırpma teliyle arada sırada karıştırmayı ihmal etmeden soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi kekimiz için uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ve istediğim kıvamı elde ettikten sonra yine 200 ml'lik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ ve soğuyan ıspanak püresini ilave ediyorum. Ve mikseri çalıştırmadan videoda gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içine yine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyerek mikserin düşük devrinde sadece karışana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Bu arada fırınımı alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kabın kenarlarını spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere gösterdikten sonra sıvı yağ ile yağlamış olduğum borcamı alıyorum.
ve eşit bir şekilde yayarak düzelttikten sonra keki önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kek benim fırınımda tam 15 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirerek kürdan testi yapıp kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra iyice soğumasını bekledim ve bir çöp şiş yardımıyla üzerine delikler açtıktan sonra klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1,5 su bardağı soğuk sütü üzerine döküyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, bu arada pişirmiş olduğum muhallebi de soğudu. Şimdi içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı haşhaş ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra belli aralıklarla kekin üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve üzerini güzelce düzelttikten sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Evet, artık jölemizi hazırlayabiliriz. Şimdi uygun bir karıştırma kabına kivili ve yeşil elmalı bir paket jöleyi alıyorum ve üzerine aynen paketin üzerinde yazdığı gibi 2,5 su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra arada sırada karıştırmak suretiyle soğuyana kadar bir kenara alıyorum. Ve jöle soğuduktan sonra aynen videoda gördüğünüz gibi kivileri ince ince keserek hazırladım ve şimdi muhallebinin üzerine diziyorum. Ve kivileri dizdikten sonra soğuyan jöleyi meyveleri kapatacak şekilde üzerine koyuyorum. Bu arada videoda gördüğünüz gibi benim jölem biraz fazla beklettiğim için sertleşmeye başladı. Sizler dikkat edip jöleniz sertleşmeye başlamadan hemen meyvelerin üzerine koyarsanız iyi olur. Evet, şimdi söylediğim gibi jöleyi meyveleri kapatacak şekilde üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra tatlıyı buzdolabına kaldırıyorum. Evet, ben vaktim olmadığı için tatlıyı 2 saat kadar buzdolabında bekletebildim ve şimdi kare dilimler şeklinde keserek servise hazırlıyorum. Fakat sizler vaktiniz varsa en az 4-5 saat ya da bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Evet, bir dilim çıkarttım ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada hiç abartmadan bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli, şahane bir pasta oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta benim de en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.